Miyase İlknur, Cumhuriyet Gazetesi. Biz şimdi neyin seçimini yapıyoruz? Murat Kurum İstanbul seçimini kaybederse eğer o gün sarayda neler olacağını düşünsenize bir. Reisin hışmından en çok Murat Kurum payını alacaktır kuşkusuz. Ondan sonra da onu refere edenler. Eğer duyduklarım doğruysa Murat Kurum'un aday olması için Erdoğan'ı ikna edenlerin başında First Lady Emine Erdoğan ve özel kalem müdürü Hasan Doğan geliyormuş. Hasan Doğan'ım hadi anladık. Murat Kurum'la kuzenler. Peki Emine Erdoğan ve aile efradı kurumda bizlerin göremediği ne gibi bir cevher görmüş olabilirler ki? Erdoğan'dan sonrası için İstanbul'u yeniden fethetmiş bir ismin AKP içinde sivrilmesinden korktukları için mi iddiasız ve itaatkar Murat Kurum'u tercih ettiler acaba desem olmuyor. Zira önce İstanbul'u kazanmaları gerekir ki bu hesaplar devreye girsin. Yoksa sarayda gizli ekremciler mi var? Olmaz olmaz demeyin. Sonuçta bu bir belediye seçiminden ibaret değil. Sonuçta 31 Mart'ta yapılacak olan salt bir yerel seçim değil. 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ön elemesi de denebilir. O nedenle Erdoğan'sız bir Türkiye isteyenler saray halkını da çeşitli dobiler aracılığıyla etkilemiş olabilir. AKP İstanbul Büyükşehir adayını belirlemeden önce olmasına ihtimal verilen en zayıf adaydı Murat Kurum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Selçuk Bayraktar'a, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a kadar pek çok ismin adı geçti. Ama içlerinden en zayıf halkı olarak görülen kurum adaylaştırıldı. İmamoğlu cephesinin en olmasını istemediği aday Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Ali Yerlikaya'nın olduğu söyleniyordu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İmamoğlu gibi Trabzonlu olmasının yanında icraatlarıyla da ilçe belediye başkanları arasında öne çıkan bir isimdi. Tevfik Göksu gibi polemikçi değil, icracı bir başkan profili çiziyordu ama olmadı. İmamoğlu şükür namazı kalsın. Ekrem İmamoğlu karşısına Murat Kurum gibi hem acemi hem şaşkın hem de düşük profilli biri çıktığı için Eyüp Sultan da şükür namazı kalsın. Eğer kurum karşısında da seçimi kaybederse oturup ağlasın. Kurumun yumuşak karnı sadece acemiliği değil kuşkusuz. Çevre Bakanlığındaki icraatları nedeniyle muhalefetin antrenman yapacağı kum torbası bir nevi bir de İriç'te 9 canımızı yutan toprak kaymasından sonra çet raporuna ilişkin sözleri evlere şendik. Fatih'teki metro açılışına davet edilmesini çok iyi kullanan İmamoğlu'na buyur gel kardeşim seni girişte ben karşılayacağım. İBB başkanı olarak zaten protokol gereği orada olman lazım demek yerine sen davet edilmedin ki demesine ne buyurulur? Bence reisin korkusundan kendini fazla kastığından bütün bunlar. Öyle korkuyor ki hata yapmaktan. Bu kez akım derken başka bir şey anlaşılıyor. Geçen seçimin en bomba repliği AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu sözleriydi. Bu seçimin bombası da Murat Kurum'un önceki gün Üsküdar'da STK Akademisi açılış töreninde sarf ettiği "Biz şimdi neyin açılışını yapıyoruz" sözleri olacak galiba. AKP çevrelerine göre Kurum bu sözlere espri olsun diye söylemiş. Kendisinden başka kimsenin gülmediği, gülemediği bu espri sanırım zekasının da sorgulanmasına yol açan türden. Umarım Kurum 31 Mart'ta oyunu kullanırken de biz şimdi neyin seçimini yapıyoruz demez.